Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İzninizle bu videomda Kemal Bey ve Meral Hanımefendi'ye seslenmek istiyorum. Onlara hitap etmek istiyorum. Sanki karşımda onlar varmış gibi konuşmak istiyorum. Onlara anlatmak istiyorum bazı şeyleri. İzin verir misiniz? Lütfen, bana kırılmazsınız değil mi canlarım benim? Çünkü Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu iki siyasi parti genel başkanı şu anda halkın umudu. Diğer dört genel başkan değil mi? Tabii onlar da umudu. Zaten onlara bir şey söylemiyorum çünkü görüyorum ki onlar hadlerini biliyorlar zaten. Ancak CHP ve İyi Parti'nin toplam oyu bugün ORC'nin açıklamasına göre, ki ORC biliyorsunuz AKP'ye yakın, iktidara yakın bir kamu oyu anket şirketidir, araştırma şirketidir. Yani mantıklı olarak büyük ihtimalle yapıyor araştırmalarını. Objektif olarak yapıyor belli ki. ORC'ye ve ORC'nin bulduğu sonuçlara baktığımızda bu pazar seçim olsa CHP ve İyi Parti'nin oy toplamı yaklaşık %43. Bu iyi bir rakam. Bu çok iyi bir rakam. Yani buna tabii Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, Saadet Partisi'ni ve bir de Demokrat Parti'ni oylarını ekleyeceksiniz. Ama dede onlar kaç yapıyor ki? Onlar isterse sıfır yapsın. Yola beraber çıkıldı. O dört partiyle, o dört partinin genel başkanı ile yola beraber çıkıldı. Bu saatten sonra ama sizin hiç oyunuz yok deyip onları incitmenin de hiçbir anlamı yok. Ancak tekrarlıyorum, CHP ve İyi Parti'nin bu altılı ittifakta, altılı masada oyların neredeyse %85-90'ına sahip olmaları onlara, onların genel başkanlarına kibirli olma hakkını vermez. O nedenle bu videomda Kemal Bey ve Meral Hanım'a seslenmek istiyorum. Evet, sevgili Meral Hanımefendi ve sevgili Kemal Beyefendi, İkiniz de kesinlikle iyi insanlarsınız. İkiniz de kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payidar olabilmesi için çalışıyorsunuz. Kesinlikle halk, yani seçmenler arasında ayrım yapmayacaksınız. Size oy verenler kadar size oy vermeyenlere de değerli kalacaksınız. Bundan hiç şüphem yok, asla. Ve görünen o, bilinen o ki şu anda o halk size bütün umutlarını bağladı. Yani sizden çok şey bekliyor. Haliyle sizden çok şey bekleyen bu halkın umutlarını kırmaya hakkınız da yok. Hatta açık söylüyorum, haddiniz de değil. Çünkü sizleri bu noktaya getiren bu halk, bu seçmendir. Yola çıktığınızda eğer seçmenler, bugünkü oy potansiyeline sahip olduğunuz bu halk size destek ve moral vermeseydi bu noktalara gelemezdiniz. Belki de çoktan pes etmiştiniz. O nedenle lütfen birbirinize hitap ederken, birbirinizle iletişim kuracakken sakın ola bunu medya üstünden yapmayın. Ya birbirinize bir telefon kadar yakınsınız. Günümüz artık böyle. Ay gideyim de evden telefon edeyim ya da genel merkezden telefon edeyim. Yok böyle bir şey. İlle de kendi adınıza kayıtlı telefonlardan konuşmak zorunda da değilsiniz ki zaten büyük ihtimalle de telefonlarınız sizin adınıza kayıtlı değil. Yahut da Türk Telekom'da ya da hangi telefonları, mobil telefonları kullanıyorsanız orada telefonlarınızda numaranın kime ait olduğuna ilişkin bildirim yasağı vardır. Ya da WhatsApp üzerinden konuşursunuz. Yanınıza çalışan beraber ekip arkadaşlarınızdan birinin telefonuyla konuşursunuz. Telefonda mesela dersiniz ki bir araya gelelim. Medya duyar. Merak etmeyin Kemal Bey, merak etmeyin Meral Hanım. Siz isterseniz medya hiçbir şey duymaz. Yeter ki yanınızda güvenilir kişiler olsun. Ama lütfen birbirinizle iletişimi medya üzerinden kurmayın. Çünkü bunu yaparken görüyorum ve ne yazık ki sizi eleştireceğim. Doğru cümleler kurmuyorsunuz. Kelimeleriniz doğru olabilir.
Seçtiğiniz kelimeler doğru olabilir ama önemli olan o kelimeleri cümle içinde doğru yerlere yerleştirmektir. Büyük filozof Konfüçyus'a sormuşlar. Demişler ki, eğer imparator olsaydınız ilk iş olarak ne yapardınız? Konfüçyus gülümsemiş. İlk yapacağım iş, kelimelerin cümleler içinde doğru yerlere yerleştirilmesini halkıma öğretmek olurdu demiş. Ben de sayın hanımefendi ve sayın beyefendi, videolarımı izleyen kardeşlerime, dostlarıma, canlarıma hep kelimelerin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Şüphenin başka bir şey olduğunu, endişenin başka bir şey olduğunu, korkunun, kuşkunun, kaygının, bütün bunların hepsinin birbirlerinden farklı manalar içerdiğini, kullanacaksalar bu kelimeleri mutlak surette bir cümlenin içinde çok doğru şekilde kullanmaları gerektiğini söylüyorum. Çok bilinen bir kıssadır Meral Hanımefendi. Burası sözümün bilhassa size. Sultanın biri başfalcıyı çağırıyor. Yani kahini çağırıyor. Bak bakalım cam kürene gelecekle ilgili ne görüyorsun diyor. Kahin cam küreye bakıyor. Yüzü asılıyor. Gördükleri iyi şeyler değil. Dönüyor sultanım diyor. Öleceksiniz. Sizden bir süre sonra da iki şehzademiz ölecek diyor. Çok kızıyor sultan. Yakında öleceğini öğreniyor çünkü. Kötü bir haber bu. Oysa o kahinin temennisi değil. Cam kürede gördüğü bir falcı gerçeği. Emrediyor sultan, kahinin kelle vuruluyor. Bana başka kahin, başka falcı getirin diyor. Ondan sonra gelen 2, 3, 4 falcı hepsi cam kürede ilk baş kahinin gördüğü neyse aynı şeyleri görüyorlar. Ve hepsinin kellesini vurduruyor sultan. O sırada sultana bir başka kentte yaşayan ünlü bir kahin daha olduğunu bildiriyorlar. Gidin bana getirin diyor sultan. Gidiyorlar. Tabii yolda biraz sohbet oluyor. Kahin akıllı bir adam. Kendisini almaya gelenlerin ağızlarını yokluyor ve onlardan pek çok şey öğreniyor. Saraya gidiyor. Kralın huzuruna çıkarılıyor. Kral diyor ki bak bakalım diyor. Cam kürende ne görüyorsun diyor. Kahin cam küreye bakıyor. Hiç yüzünü asmıyor. Oysa kendisinden önce kellesi vurulan kahinler ne görmüşse başka şehirden gelen kahin de aynı şeyleri görüyor. Ama gülümseyerek krala dönüyor. Kralım diyor. Ne yazık ki iki şehzademiz ölecekler. Ama size iyi bir haber vereyim diyor. Siz onların öldüklerini görmeyeceksiniz diyor. Bakınız canlarım. Aynı şeyleri kendisinden önceki kahinler aynı kelimeleri kurdukları cümle yüzünden kellelerinden olurken onların gördüklerini gören aynı kelimeleri bir başka cümle kurarak kullanan kahin yırttığı gibi bir de ödüllendiriliyor. Neden? Çünkü kral kendi ölümünden bahsedilmediğine seviniyor. Oysa değişen hiçbir şey yok. Değil mi canlarım? Şimdi sevgili Meral Akşener, sevgili Kemal Kılıçdaroğlu. Siyaset eğer Erdoğan gibi yaparsanız çok kolay. Ama siyaseti Mustafa Kemal Atatürk gibi yapacaksanız, İsmet İnönü gibi yapacaksanız, Süleyman Demirel gibi yapacaksanız ve hatta tabii ki Turgut Bey gibi yapacaksanız siyaset zor, kolay sanat değil. Çok zor bir sanat. Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde en kolay şey Meral Hanım ve Kemal Bey, halk genelde çok cahil olduğu için, kelimelerin nerede nasıl kullanıldığını da anlayamadığı için çok kolay kanıyorlar. Çok kolay kandırılıyorlar. Ama seçim kazanmak, ülkeyi kazanmak demek değil. Artık bunu lütfen biliniz ve bu halka anlatınız.
Bu ülkede sadece eğitimsiz insanlar yaşamıyor. Bu ülke sadece eğitimsiz ve kolay kandırılan insanların ülkesi değil. Bakınız, bu ülke insanları artık bundan çok değil, sadece 3-4 sene öncesine kadar ne pahasına olursa olsun oy veririz dedikleri Erdoğan'dan nasıl uzaklaştılar? Değil mi? Neden? Çünkü artık bu insanlar sorguluyorlar. Bu insanlar artık sebeplerin ne olduğunu görmek, bilmek, anlamak ve o sebeplerden çıkan sonuçların ortadan kaldırılması, bir daha aynı sonuçları yaşamamak için sebeplerin mutlaka yok edilmesi gerektiğini öğrendiler. Sevgili Meral Hanım, sevgili Kemal Bey, Türkiye'nin sorununun ekonomi olmadığını bendeniz, siz tabi haberiniz yok beni izlemediğiniz için, ama bendeniz uzun zamandır anlatıyorum. Hayır, çok akıllı bir insan değilim. Çok bilgili bir insan da değilim. Ama deneyimlerim fena sayılmaz. Gördüğüm bir şey, çok önemli bir şey, Türkiye'de asıl tehlikede olan rejim. İlkokullar bir felaket. İlkokullarda bilimin yerini sadece ve sadece din kültürü adı altında yalan bir tarih anlatımı aldı. Çocuklarımızın beyni yıkanıyor. Sizler gelin bu konularda konuşun. Bakıyorum, ikinizi de izliyorum, dinliyorum. Erdoğan'a ekonomi dersi veriyorsunuz. Erdoğan bu saatten sonra ekonomiyi öğrenemez. Öğrenebilseydi çok daha öncelerden öğrenir, bu hatayı yapmazdı. Diyebilirsiniz ki ama duyuyoruz, bize de bazen senin söylediklerin geliyor. Pek çok ekonomist var, onlar da Sayın Erdoğan'a ekonomi öğretiyorlar. Hayır, biz Erdoğan'a ekonomi öğretmiyoruz. Biz Erdoğan'a değil, biz sizlere neler yapmamanız gerektiğini anlatıyoruz. Neler yapmanız gerektiğini sizler anlatacaksınız. Bizler anlatırsak o zaman gidin bırakın yerlerinizi, o zaman sizin yerinize biz geçelim. O zaman siyaseti siz yapmayın, biz yapalım. Biz Erdoğan'ın yaptığı yanlışları eleştireceğiz. Doğrularının neler olduğunu söyleyeceğiz elbette. Ama size ise Erdoğan'ın yaptığı yanlışları yapmamanız gerektiğini gerekçeleriyle anlatacağız, anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu halk görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz, inanıyoruz ki size de inanıyorlar. Ama siz sürekli Erdoğan'la uğraşıyorsunuz, sürekli Erdoğan'la kavga ediyorsunuz. Artık şunu halkımıza anlatın, halkımızı ikna edin. İkinizden biri de Cumhurbaşkanı adayı olsa, bir başka arkadaşınızı da Cumhurbaşkanı adayı olarak tercih etseniz, o arkadaşınızın ya da sizin rakibiniz Erdoğan değil. Erdoğan seçimlere katılamayacak. Hatta katılmaya Yüksek Seçim Kurulu yol vermeye kalksa bile, ki mümkün değil. Anlatın bunların için mümkün olmadığını. Biz anlatıyoruz. Ben dilimin döndüğünce anlatıyorum. Ama sizler anlatırsanız daha iyi. Bunu anlatmanız için Erdoğan sizin rakibiniz olmayacakmış diye davranın. Hodri meydan sizin işiniz değil. Sizler kabadayı değil. Sizler devlet insanısınız. Bu ülkeyi kabadayılar yönettiğinde bakın neler çektik, nereye geldik. Sevgili Meral Hanım kardeşim, bilhassa size söylüyorum. Siz bir hanımefendisiniz. Lütfen bir hanımefendi gibi davranın. Lütfen bir hanımefendi gibi konuşun. Sevgili Meral, sevgili kardeşim. Türkiye'nin dişi bir Recep Tayyip Erdoğan'a tahammülü olamaz. Yani Recep Tayyip Erdoğan gitsin, erkek Recep Tayyip Erdoğan gitsin, yerine dişi bir Recep Tayyip Erdoğan gelsin. Böyle bir şey istemiyoruz biz. Bak, arşivine gir, meclis grup toplantılarına bak. Espriyle cevap verdiğin zaman büyük alkış kopuyor. Çok büyük alkış kopuyor. Ama o alkış nerede kopuyor biliyor musunuz? Televizyon ekranı başında kopuyor. Bağırdığınız, çağırdığınız zaman, Tayyip Bey'e hakaret ettiğiniz zaman ise grup toplantısında alkış kopuyor. Grup toplantısındaki alkışlar sizi şımartmasın, kandırmasın. Gerçek halk kavga istemiyor. Kemal Bey, size de aynı şeyi söylüyorum. Lütfen
bu saatten sonra ister kendiniz aday olun, isterseniz bir başka arkadaşı aday yapın. İnanın ki bu millet, bu halk sizin tercih ettiğiniz adaya oy verecek. Asıl olan adayı seçerken, seçilme ihtimali olan adayı şimdiden birbirinizin tartışması yüzünden incitmeyin. Sevgili Meral Hanım, sevgili kardeşim, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında düşüncelerin olabilir. Onların aday olmasını istemen senin en tabii hakkın. Ama bunu kamuoyunun karşısında kazanabilecek bir aday göstereceğiz diyerek ittifak ortağının en büyük, en güçlü partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını incitmeden de yapabilirdin. Bunu Kemal Bey'le baş başa konuşurken de Kemal Bey, ben Ekrem Bey ya da Mansur Bey'in bu seçimi mutlaka kazanacağına inanıyorum. Ne yazık ki ülkemizdeki bazı hassasiyetler, hiç tasvip etmediğim hassasiyetler yüzünden sizin seçilmeniz risk olabilir. Derdi mi olurdu biterdi sevgili Meral. Bunu kamuoyu önünde, bir televizyon ekranı önünde söylemenin ne gereği vardı? Bu soru sorulduğu zaman çok akıllıca bir cevap verebilirdin. Sen akıllı bir kadınsın kardeşim. Sana bu soru sorulduğunda biz bunu zaten kendi aramızda hep konuşuyoruz. Ama halen bir isim telaffuz etmemişken sizin bana şimdi isim söylemem hakkında zorlamada bulunmanız harika bir gazetecilik. Mükemmel gazeteciliğinizi tebrik ederim. Ama ben de zannettiğiniz kadar saf biri değilim diye cevap verseydin ekran karşısındaki herkes gülerdi. Gazeteciler manşet arıyor Meral. Manşet arıyor. Ve ne yazık ki sen onlara manşet veriyorsun ama her verdiğin manşet milyonlarca umutlanmış insanın umutlarını kırıyor. Aman be sevgili kardeşim. Aman benim canım kız kardeşim. Sevgili Meral. Dünya da yıkılsa bu seçimlere giderken ben Memduh Bayraktaroğlu sizlerle beraberim. Ama elbette abin olarak bu işi biraz da bilebilen birisi olarak kendi gördüklerimi sana da sevgili Kemal Bey'e de söyleyeceğim. Evet. Evet canlarım. Şimdilik sevgili Meral Akşener hanımefendiye ve Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye söyleyeceklerim bu kadar. Sizler bu konuda bana hak verebilirsiniz, hak vermeyebilirsiniz. Ancak herhalde beni dinleyenleriniz artık şunu gördüler. Siyasetin tahammüle dayalı yapılmasını isteyenlerdenim. Tahammülsüz siyaset olmaz. Tahammülsüz siyaset olursa siyasetçi en yakın dostunu bile sırf siyasi prim yapabilmek için onun yüzüne karşı değil televizyon ekranlarında söyler ve yanlış olur. Ne olursa olsun Kemal Bey'in yaptıkları da yanlıştı. Ben Almanya'ya gittim ya da ne bileyim işte Saraçhane'den haberim yoktu. Ne gerek var? Hayır ne gerek vardı böyle bir şeye? Tabii her şey benim bilgim dahilinde oldu. Ve ben çok saygı duydum. Kendilerinden de Almanya'ya gelmiş olduğum için, aynı anda beraber olamayacağım için özür diledim. Ya Kemal Bey, benim size akıl verecek halim yok elbette. Ama lütfen kabul edin ki siz maliyeyi nasıl benden daha iyi biliyorsanız, ben de bazı konuları sizden daha iyi biliyorum. Beni dinlemek zorunda değil Kemal Bey de Meral Hanım da sevgili canlarım. Ama içinizde ona iletenler olursa, sevinirim. Ve ben her şeye rağmen bu videomun kapak başlığını lütfen beni dinleyiniz Meral Hanım ve Kemal Bey diye attım. Umarım onlara ulaşır. Dedi sen onlarla tanışıyorsun, görüşüyorsun, telefonları vardır. Hayır. Ben ne Meral Hanım'ın telefonuna sahibim ne Kemal Bey'in telefonuna sahibim. Kemal Bey arayacak olursa ki zaten çok naziktir. Bilhassa rahatsız olduğum dönemlerde ya da yazılarımın yayınlanmadığında merak eder, beni kendi arar. Ben onları arayıp da rahatsız etmek istemem. Canlarım neden? Çok yoğunlar. Ben şu anda Altılı İttifak'ın genel başkanlarının liderlerini zor duruma düşürecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne biçim gazetecisin? Ben gazeteci değilim. Ben gazeteci değilim. Ben yazar, düşünür, konuşurum. Ya
Neyse hadi bakalım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Ve tabii ki hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Her şey inanın çok güzel olacak. Göreceksiniz. Yeter ki siz tahammül edin. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.